BDDK çalışanlarına hayat tazminatı. Vay be. Sadece BDDK tazminatı. BDDK çalışanlarına. BDDK'yı Ankara'dan İzmir'e taşıyorlar. Çalışanlarını da taşıyorlar. Efendim İstanbul pahalı. Ankara'dan İstanbul dedim, değil mi? Bazen şaşırıyorum çünkü. Evet. İstanbul pahalı. İstanbul pahalıysa BDDK'lılar gelince mi pahalı? Şu anda İstanbul'da yaşayan öğretmenlere, sigorta memurlarına, maliye memurlarına, yani devlette görevli bütün işçi, beyaz yakalı, mavi yakalı herkese pahalı değil mi İstanbul? Devlet onlara kira yardım mı yapıyor? Hayır. Öyle bir hükümet haline geldi ki bu AKP hükümeti, bir dönemler subaylar, astsubaylara öyle ya da böyle lojman veriliyordu. Lojman. Yani kira, cüzi bir kira ödüyorlardı. O da kaldırıldı. Bazı öğretmenlere bazı bölgelerde kira yardımı yapılıyordu. O da kaldırıldı. Devlet, devletse sosyal devlet, Avrupa'da vardır bu. Ücreti, maaş ve ücreti yetmeyen yurttaşlarına kira yardımı yapar arkadaşlar. Bunu da kök gelire eklemez. Eklemez ki vergi ödemesin diye o insan çıkıyor. Ama Türkiye'de bunu kaç kişi anlatabilirsiniz? Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, bana göre Beşiktaş için geç kalmış bir başkandır, biliyorsunuz. En az 16 sene kadar önce Hasan Arat başkan seçilmeliydi. Ben Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaş kulübünü çok seviyorum. Bir de tesadüf belki, bilmiyorum. Tüm yakınlarım, yeğenlerim, kayınbiraderlerim, baldızlarım, evet hepsi Beşiktaşlı. Biz Galatasaray'ız. Aşkıncım ben, sevgili eşim. Çok fazla Galatasaraylı yok. Kardeşlerim, erkek, kız kardeşlerim, iki kız kardeşim. Damattan ikisi de Fenerbahçeli olabilir. Ama ben diğer takımları da seviyorum. Beşiktaş'ı ayrıca bir seviyorum. Bilinir, denir ki Atatürk Beşiktaşlıydı diye. Belki de o nedenle biraz daha fazla sempati duyuyorum. Evet, Beşiktaş'ın başına Hasan Arat yakışırdı. Geç kaldı, geldi. Ve gelir gelmez sanki beni de haklı çıkarır gibi harika bir açıklama yaptı. Okuyacağım. Uzun değil, kısa. Serdar Adalı ile telefon görüşmesi yaptım. Kendisinden şunu rica ettim. Yönetim kurulunda yer alan arkadaşlardan faydalanmak istediğimi söyledim. Çünkü hazır motive olmuşlar. Onların da içinde çok kıymetli arkadaşlar var. Memnuniyetle dedi. Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Nelerden faydalanabiliriz? Biz bir bütünüz artık. Beşiktaş kucaklaşacak. Zor olduğunu biliyoruz. Yapacağımız bu işin bize büyük teveccüh gösterildi. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu aşmak için buraya gelir. Süremizin kısa olduğunu biliyoruz. Hiç fark etmez. Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek onurdur. Amerika Birleşik Devletleri neden başarılı? Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar iktidara gelir gelmez partizanlık yapmazlar. Bulduklarıyla çalışırlar. Merkez bankalarını görevden almazlar. Hayır, Merkez Bankası başkanlarıyla çalışırlar. Merkez Bankası'nın görev süresi sona erdiğinde başkan ayrılacaksa ayrılır. Aksi halde Amerika Birleşik Devletleri başkanları merkez bankalarını, başkanlarını görevden alamazlar. Biliyorsunuz değil mi canlarım? Böyledir. Amerika'da onun için çok başarılı bir ülkedir. Ben Türkiye'de bunu siyasetçilerimize yıllardır naçizane öneren bir gazeteci düşünürüm. Ama anlatamazsınız bunu. Tansu Hanım'la çalıştığım dönemlerde demiştim ki programımıza koyalım. Mevcut hükümette başarılı olan birkaç bakan var. Şimdi açıklamasını yaparsak yanlış anlaşılır. Ama biz o bakanların kim olduklarını biliyoruz. Gerekirse onları şimdiden notere isimlerini bildiririz. Seçimlerden sonra da noterden alınır bunlar ve kamuoyuna açıklanır. Biz o bakanlarla çalışmak istiyoruz. Tabii ki sadece güldüler. Evet. Sadece güldüler. Kim güldü? Kasabalı politikacılar, yakınındaki politikacılar. Ama ben politikacı değildim ki. Ben düşünürüm. Ben siyasette de iktisatta da ülkenin ve halkın geleceğini düşünürken, yani servis verdiğim ya da danışmanlık servisi verdiğim partinin genel başkanlığını da bu partinin de kazanmasını isterim. Stratejimi ona göre düzenlerim. Öyle bir stratejiyi ben doğru buluyordum. O nedenle de affedersiniz, Hasan Arat bu açıklamayı yapınca hemen sarıldım ve sizinle paylaşmak istedim canlarım. İyi Parti o hale geldi ki ne kızı veriyor ne dünürü küstürüyor. Yani ittifak yapıp yapmayacağı konusunda aslında daha tam olarak karar vermiş değiller. Vermediler. Bakın, ben inanın vermediler.
E ama bugün açıklama yaptılar. Ya boş verin siz bugünkü açıklamayı. Siz o açıklamaya bakmayın. Siz Özgür Özel'in açıklamasına bakın. Ve ben Özgür Özel'in açıklamasını çok sevdim. İşte benim istediğim CHP Genel Başkanı böyle olmalı. Hayır denildiği zaman hiç öfkelenmemeli. Son derece sakin olmalı ve köprüleri atmadan yoluna devam etmeli. Çünkü burada asıl hedef Meral Akşener ve yanındaki yandaşları değil. Burada asıl hedef İyi Parti seçmenleri. İyi Parti seçmenleri için onlar hepsi partindekin adı gibi iyi insanlar. Aferin Özgür Özel, aferin kardeşim ya. İşte senden bunu istiyoruz ya. Bunu yap. Yap devam et. Bırak Meral Akşener ne derse desin. Bırak istediğini söylesin Meral Akşener. Sakın 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 kafanı takma kardeşim. Bu şekilde devam et. İyi Parti Ümit Dikbayır'ı partiden attı. Yanlış. E tabii 1000 kere yanlış, 1 milyon kere yanlış. Böyle şey olur mu ya? Adam ne yaptı ya? Hayır adam ne yaptı? Adam son derecede bir ülkede bir dürüst parlamenterin ya da bir siyasetçinin yapması gerekeni yaptı. Tavsiye ederim. Bulursanız alın okuyun. John F. Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi isimli bir kitabı vardır. Mükemmel bir kitaptır. Ufacık küçücük 150-160 sayfa bir şey. Ama bir devlet insanının, dürüst, şerefli, ahlaklı bir devlet insanının nasıl olması gerektiğini anlatır. Canlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nde Lincoln'u başarılı kılan Lincoln'un karşısındaki dürüst Demokrat Partili milletvekilleridir. Senatörlerdir, temsilciler meclisi üyeleridir. Evet, onlar olmasaydı cumhuriyetçilerin oyları köleliğin kaldırılmasına yetmiyordu. Adamlar partilerinin karşı geldiler, partilerinin kurallarını yıktılar ve köleliğin kaldırılması lehinde oy kullandılar. Evet, Abraham Lincoln Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü, en sevilen başkanlarından biri olarak geçti tarihe. Onlar sayesinde biraz da ama Amerika tarihe bir de ne olarak geçti? Köleliği kaldıran devlet olarak geçti. Etmeyin eylemeyin. Yani canlarım. Sözde Hazreti Muhammed de köleliği kaldırmıştı. Ama Arabistan'da hala insanlar köle gibi çalıştırılıyorlar. Değil mi? Kabul edelim bunları lütfen. Ve mücadele edeceksek ona göre yapalım. Antalya İyi Parti eski il başkanı Ahmet Aydın, CHP ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına aklım, yüreğim razı gelmiyor diyerek partisinden istifa etti. Bakın bunlar dürüst insanlar. Dönek demeyelim. Bu insanlara dönek dersek siyasette ahlaklı insan bulamayız. Keşke bugün Adalet Kalkınma Partisi ve MHP içinde 70-80 milletvekili döneklik yapsalar. O anlamda döneklik yapsalar. Keşke yapsalar. Yoksa uçuruma gidiyoruz. Bakın dikkat edin. Türkiye uçuruma gidiyor. Ama 70-80 milletvekili dürüst, şeref, onurlu, haysiyetli davranırsa parlamentoda onlara dönek demeyiz. Onları el üstünde tutarız diyebiliyorsak, böyle haykırabiliyorsak vatandaş olarak da, medya olarak da o zaman o insanlar da cesaret alırlar. O AKP ve MHP milletvekillerine de tavsiye ediyorum. John F. Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi isimli kitabını ne olursunuz lütfen lütfen alın okuyunuz. Kennedy boşuna Kennedy olmadı. E öldürüldü, öldürüldü ama halen dünyanın gelmiş geçmiş en saygın devlet başkanlarından biri olarak anılıyor. Öldürülmesinin sebebi de sadece Amerika için değil, dünya insanlığı için çalışmaktaki kararlılığıdır. Ya. Evet, İyi Parti Genel İdare Kurulu karar aldı. Seçime girip CHP ile ittifak yapmayacağız diye. Ama bütün teşkilatlar, yani İyi Parti teşkilatlarının yarısından çoğu İyi Parti, CHP yerel seçim ittifakından yana. O nedenle ben en başından beri Özgür Özel'e ne diyorum? Aman sevgili Özgür Özel. Bırak İyi Parti senin partininle ittifak yapmasın. Ama bu ittifakı istemeyen sen olma. Onlar istemesinler ittifakı. Sen istiyormuş gibi yapmakta devam et sevgili kardeşim. Aynen sevgili Özgür Özel. Bu stratejini devam ettir. Kavga yok.
Hayır diyenleri aşağılama yok. Bizim insanlarımızın genelinde vardır böyle. Birisinden yardım görürler. Allah razı olsun, kulun olayım ağam, kölen olayım ağam derler. O insan, ona yardım eden insan bir gün ya bir gün şartları gereği yardım edemesin. Allah belasını versin be. Şu kadarcık şeyden yardımı bile bizden kıstı demeye başlarlar. Ama Özgür Özel kardeşim, aman sen bu konuda modern, medeni, erdemli bir siyasetçi, siyasi lider olarak yoluna devam et kardeşim. Sık sık da gözün saatte tabii ki canlarım. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti aylık 47.493 lira oldu. Ortalama yaşam maliyeti aylık 47.493 lira. Bu gerçek olduğu için hükümet BDDK'lılara İstanbul'da yaşamaları için artı 35 bin lira aylık maaş farkı verecek. Kök ücrete tabi değil belli ki. O bir ikramiye gibi verecek büyük ihtimalle. Net 35'er bin lira her ay maaşlarının haricinde. Peki İstanbul'da yaşayan diğer memurlar? Onlar ne? Sağlıkçılar, öğretmenler, maliyeciler, sigortacılar. Ya devlette çalışan herkes. İşçisi, beyaz yakalısı, mavi yakalısı ne olursa olsun. Onlar ne? Onlar üvey evlat. Ama işte bunları düşünecek seçmen istiyoruz. Ben bunları düşünecek seçmen arıyorum. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 6 aydaki operasyonların bilançosunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise söz konusu değil dedi. Evet, Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday değil. Aday olursa ne olur? Ya lütfen yazın bir tarafa. Recep Tayyip Erdoğan adayı olacağı için İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde İmamoğlu'nu yenebilme ihtimali sıfırdır. Net. Ya kim olursa olsun Erdoğan aday bulamıyor. Aday bulsa da kazanabilecek bir aday değil. Siz geçen seçimleri de kaybedeceğini biliyordu. Bakınız Ahan da orada. Yıldırım, Binali Yıldırım orada. 2014 İzmir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Binali Yıldırım'ı görevden almıştı Recep Tayyip Erdoğan. O zaman internet haberde yazıyordum, köşe yazıyordum. İzmir'de Binali Yıldırım'la buluştum. Sitem adına söyleşi yaptım. Baş başa kaldığımızda yanında birkaç kişi daha vardı, hatırlayacaklardır. Dedim ki Binali Bey, sizi eskiden beri tanırım biliyorsunuz. Recep Tayyip sizi dedim siyaset hayatından silmeye çalışıyor. Sadece güldü. Sadece güldü. Hayır, çıksın desin ki Memduh Bey bana böyle bir şey söylemedi. Evet. Çıksın desin, bakın ben diyeceğim ki peki affedersin yalan söylemişim. Çıksın desin bunu. Diyemez çünkü dedim. Ya. Sonra İstanbul Belediye Başkanı oldu. Aday oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken oldu hem de. Yapma etme. Recep Bey seni yiyecek, bak seni İzmir'e gönderdi. Anlamadın, beni dinlemedin. Şimdi de seni İstanbul'a gönderiyor. Kazanabileceğini görseydi seni İstanbul'a göndermezdi. Dedim mi demedim mi? Binali Yıldırım'a sorsunlar. Herkes sorsun. Bütün gazeteciler sorsun. Memduh Bayraktaroğlu böyle böyle söylüyor diye. Bakalım ne cevap verecek. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ekrem'in karşısına siyaset hayatından silmek istediği birisini koyacak. Neden? Kaybedecek çünkü. Kaybedecek. Mümkün değil. Evet. Ve son haberim. Kaynağı belirsiz para girişinin 2022'de 26 milyar dolara yaklaştığını aktaran iktisatçı doktor Mahfi Eğilmez, bu konu kara para uyuşturucu ticareti incelemesi gibi araştırmalara konu edilmeliydi dedi. Yerden göğe kadar haklı. Geçtiğimiz günlerde yine buna benzer bir cümle paylaşımda bulundu. Mahfi Eğilmez, Mahfi Bey'in o paylaşımını da ben Korkusuz'daki köşemde günün tweet'i olarak paylaştım. Kara para bir ülkeye girmeye başladı mı bunun gelmez. Gelir Dilan Polat'la kocasının sonu gibi gelir. Ya da diğer tutuklanan, gözaltına alınan, mallarına el konulan, kayyum atanan, yasa dışı iş yaptıkları artık bilinen o fenomenler gibi olur. Kara para, yasa dışı para. Amerika'dan nefret edebilirsiniz. Amerika'ya düşman olabilirsiniz. İstediğiniz konuda duygularınızdır. Hiçbir şey diyemem. Hatta saygı bile duyarım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kara parayla mücadelesine saygı duymanızı hasreten ve özellikle istirham ederim. Lütfen bu konuda Amerika Birleşik Devletleri iyi ki var ve yaptırımlarının da
yerinde olduğu kanaatindeyim. Enseyi karartmayın. Her şey çok güzel olacak ve göreceksiniz. Şimdi değil. Şimdi değil. Hayır. Şimdi değil. Ama 2024'ün 6. ayından itibaren söylemiştim. Dünya ekonomisinde gelişmeler olabileceğini. 5-6. aylarından itibaren daha ilerleyen dönemlerde Türkiye çok acı çekecek. Çok çok acı çekecek. Bu acıları çekmeye mahkumuz, mecburuz. Ama sonrası hepinize güzel bir Türkiye geleceği konusunda kesin taahhütte buluyorum. Evet canlarım. Ve hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.